Hardware Plus'tan herkese selamlar. Venerindat Era ile birlikte bu sefer yine çok konuşulan iki telefonun karşılaştırmasıyla sizlerle birlikteyiz. Bir tanesi Samsung'un Snapdragon versiyonlu olan s FE'si. Aynen öyle. Bir tanesi de burada canımız, ciğerimiz, çok konuştuğumuz, üstünde çok video çektiğimiz de Mi Evet ama birazcık tabii Mi 10T'nin, yani Mi 11T'ye geçeceğiz artık. Mi 11T'de da, de değil, Xiaomi 11T. Yani Xiaomi, Mi pardon, kalktı. pardon, <laughs> çok pardon. Mi kalktı artık, Xiaomi 11T olacak. Evet. Xiaomi 11 t de bir o kadar iddialı. Mi 10 de mesela ilk çıktığında o kadar iddialıydı Hı -hı. ki... 144 Hz'i duyunca bizim aklımız uçmuştu öyle bir cihaz zaten. Ya ne diyeyim 144 Hz'i? Biz 90'ı falan görmüyoruz kim telefonlarda falan diye Yani 144 Hz'i görebildiğin tek yer oyuncu monitörü oluyordu. Veya oyuncu telefonları oluyordu yani genelde. Hangi oyuncu telefonunda 144 yani, yani evet. Red, Red, Red Magic'te ya. vardı işte ondan sonra. sonra ama biz Türkiye'de göremiyoruz mu? ki onu. Yok tabii onları göremiyoruz. Hani, zaten bizim için Telefonda 144 Hz. Hayal yani. Mümkünatı yok. Yani öyle bakıyorduk ama Xiaomi gerçekten getirdi yani yaptı. Biz de onu deneyimledik ve gerçekten de çok güzel bir deneyim sunuyor deyip böyle genel toparladıktan sonra artık bu karşılaştırmaya girelim. Çok güzel pazarlama hamlesiydi ama ya. O 144 Hz yani olayı mülte, çok güzel pazarlama Muhteşem bir şeydi. Genel itibariyle şimdi yine tasarım kısmından başlayacağım her zaman olduğu gibi. Yani... Şöyle söyleyeyim. Daha videonun başındayken biz burada hazırlanırken e, telefonları biz böyle bir telefon tutacağına koyuyoruz gördüğünüz gibi. Sıkıştırmalı olan. Aynen öyle sıkıştırmalı <laughs> olan yani dik tutan böyle. Ben Esme foundation'ı koyduğumda buraya eray dedi ki bu dedi buna sığmıyor. Yani sığmıyor. <laughs> Miyonte <Mion -T 'ye gülüyor> sığmadı. Koyacağım koy, koyamıyorum yani. Oraya girmiyor o boşluğa. Yani, yani. orada bir telefonluk boşluk var. Ona da mı girmezsin arkadaş? Bu kadar telefon yapmışlar. Yani, yani. birazcık takoz olduğunu söyleyebilirim bu konuda. Yani tasarım kısmında yani burada çok fazla konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum ben. S20 Fan için kat kat daha güzel bir ya e telefon. şey. Ya şey ya ben tyi gördükten sonra mesela Poco X3'leri kabul edebiliyorum yani. Çünkü hemen hemen aynı ağırlıkta, aynı ebattalar. E bu kadar pahalı telefon bu kadar ağırsa, bu kadar kalınsa X3 de olsun mesela diyorum ben. Buradan X3'e selam olsun. <laughs> Poco'ya buradan <laughs> bir selamını verdi herhalde. ama şunu söylemek istiyorum malzeme kalitesi bakımından Mi 10 eksiği yok yani çok gerçekten kaliteli, kaliteli malzeme kaliteli. kullanılmış ama kalın yani ağır kalın, kalın kaba bir telefon. Yani artık kaliteli bile olsa sana yani lanet olsun çok ağır zaten falan dedirtiyor o yüzden yani, evet. yani istediği kadar kaliteli olsun bir de kılıf takarsan öyle düşün o kılıfıyla yap. Bu kadar kamera çıkıntısı var ya bu kadar evet, ya. Yani. yani evet bir de e, kendisinde 64 megapiksellik bir sensör var. Onun çıkıntısı var. Bir de Pro versiyonunda da hani 108 megapikselin evet. onu da daha bir çıkıntısı var. Yani biz burayı Mionte'yi gömmeye mi geldik? Karşılaştırmaya mı <laughs> geldik? Anlamadım şu an. Yani tasar başladık video Mionte'ye sallıyoruz başladık Şimdi Hiç gelecek orada ama tasarım <laughs> konusunda hani siz de katılıyorsunuzdur illaki ama dediğimiz gibi malzeme kalitesi konusunda herhangi bir eksiği yok ama telefon hem pil olmasından hem pilinden kaynaklı hem de kameranın çıkıntısına kaynaklı biraz kalın ebatlı bir arka o yüzden burada daha zarif görünse Ya görüntüsüyle... pillerin ne yine 5000 lümenlik pil aslında. Daha ince olabilirdi ama. Ya, ya, ya işte Xiaomi yani. Bu bu tarafa hiç kafa yormuyorlardı. Ya biz yapalım, özelliği dolduralım. Fiyatı da uygun olsun, lan kalın olsun ne olacak diyor. Arada neyse ki o anlayış değişti, değişti ama ya. Yani. Yani 11 serisiyle Xiaomi öyle 10. yılından sonraki çıkardığı cihazlar işte Mi 11 ailesi diyeyim ona ben. Ondan sonra evet biraz düzelttim özellikle Mi 11 Lite'de ama buradaki tasarım tarafında kazananımız tabii ki de S20 Fan Edition veya FE oluyor. Bence de S20 Fan Edition ya. Yani renkleriyle aynı. Bir sürü renk seçeneğin var. Çok iyi yani. Dokusu ya. güzel, şu bu hani ele rahat oturuyor. Yani bir şu kadar takoz değil yani. Evet. O yüzden de Esir'in fan bizim için de önemli bir yer ediniyor deyip ekran kısmını atlamak istiyorum hemen. Yani burada tartışma açık. Yani nasıl açık diyeceksiniz. Bence değil. Yani şöyle açık onu söyleyeceğim. Kimi insan ben olabildiğince böyle kaydırmayı seviyorum. 144 Hz'i seviyorum diyebilir. Ya, hani bütün gözünü yani tamam at gözü takıp devam edebilir. Ya varsa bir baba yiğit, yazsın yorumlara. Ben 144 Hz ve 120 Hz arasındaki farkı ayırt edebilirim diyecek bir baba yiğit varsa yazsın yorumlara ya. Ben şimdiden söylüyorum ben fark edemiyorum. Ben de edemiyorum çünkü. Yani gerçekten hani yani ha 120 ha 144 sadece psikolojik bir şey oluyor etkisi oluyor. Aynen öyle. Ya hele bir de telefonda hadi oyuncu monitöründe olsa neyse bir nebze anlarım. Ya yani şu kadar ekran zaten telefon ekranı evet. ne ki? 6 inçlik ekranda 24 Hz daha koymuş bana. Yani ya zaten 90 ile 120 arasındaki farkı bile ayırt etme mevzusunu biz tartışıyorken evet. 120 ile 144 Hz arasındaki farkı hiç bence konuşmaya bile gerek yok. Yani burada tamamen Marketing hamlesi tabii. tamamen pazarlama hamlesi. ha tuttu mu tuttu çok tuttu <laughs> ama hani iş tabi 144 Hz bitmiyor burada çünkü IPS LCD bir ekran var burada ama çatır çutur bir amoled ekran var yani, yani güzel de bir amoled tam e, E4 değil ama değil. hani şey E4'ü aratmıyor bana kalırsa yine S20 film ekranı da o hani baktığında ya ekran güzelmiş falan dedirtiyor. Benim de bu konudaki düşüncem aynı şekilde herhalde. Yani ekran konusunda da iki telefondan bir tanesini seçecek olsaydım eğer tabii ki burada s tabii seçerdim. Tabii mesela büyük ekran sevenler için ki ikisinin de ekranı çok büyük ama Hı -hı. Mi Note'un ekranı biraz daha büyük e yani, Çok çok ufak. 6.5 inçlik bir ekran var burada. Burada da 6.67 inçlik bir ekran var Mi Note'da. Oradan de bir hani oyun var. oynayacak adam için biraz daha aslında ekran tarafında artısı oluyor. Hı -hı. Hem işte yüksek tazeleme hızı, yani 144 Hz'e çıkabileceğini oyun yok ama hani en azından büyük ekranda oyun oynamak daha keyifli oluyor. Yani. Doğru. Bir de şunu katmak istiyorum ben. Tabii ki burada pil farkları da var ama ekranın pile olan etkisi de burada önemli bir etken. Burada IPS varken yani bir şey izlediğinizde siyahlar tam siyah olmuyor ama IPS'i güzel kaliteli bir IPS onu kaliteli söyleyeyim IPS, aynen yani. öyle yani üst seviye bir IPS olmak üzere. 144 ver, Hz verebilen IPS de yani tabii bir zahmet mi? kaliteli olsun aynen zaten. Öyle. Yani bizlere o kaliteyi verebiliyor ama tabii ki bir AMOLED kadar olamıyor en azından verimli konusunda burada AMOLED'de tabii ki siyahlar yanmıyor tam siyah oluyor oradan da bir kazanımınız oluyor ekran tarafında. Peki işlemci konusuna girelim artık böyle. Birbirlerine iyice çarpıştıralım bu konuda. Performans kısmında ikisinde de Snapdragon 865 işlemci var. Aynı yani. işlemci var. Bir fark yok. Yani He. 865 zaten kendini fazlasıyla kanıtlamış bir işlemci. Evet. Yani geçen seneden beri de görüyoruz. Çok yeni bir işlemci olarak saymak istemiyorum ben çünkü ben eski 865'i 865 baya baya gördük. Yani birçok cihazda gördüğümüz için diyorum. Ya yani bunlardan biri de Mi 10 işte. biri Snapdragon'un eski Yani hiçbir problem yaşamayacağınız bir işlemci. Hı. Her oyunu en yüksek ayarlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz, kasmadan donmadan oynayabileceğiniz bir işlemci. Günlük kullanımda zaten yani müthiş bir işlemci. Hiçbir eksisi yok bana kalırsa. Evet. Hani 865 ile gayet amiral gemisi bir işlemci olduğu için her şeyi çok rahat yapabilirsiniz. O yüzden ikisi arasında herhangi bir yönden güç farkında bir fark olmuyor. Hmm. Ha biz nerede fark gördük? Mesela sentetik testlerde çok ufak farklılıklar oluyor. O da zaten şöyle yani mesela işte atıyorum Life'da 3800 hı hı. puan alırsın bir test yaparsın. Bir test yaparsın 3850 puan alırsın. Yani, yani testi yaptığın o sırada koşula göre bile değişen bir şey bu. Önemsenmeyecek farklar var arada. Mesela bakalım. Ya yani burada Mi 10T'de biz yaptığımızda 3DMark Wildlife testini yaptığımızda 3815 puan aldı. FPS değeri olarak da 22.80 FPS aldı. S20 FE ise burada 3894 puan aldı. FPS tarafında da 23.30 puan aldı. Yani arada neredeyse az, şey böyle anlaşılmayacak bir fark bir var yani fark günlük hayatta. Yani anlaşılmayacak bir fark var. Ya, i̇hmal edilebilecek düzeyde deriz ya, ihmal edilebilecek düzeyde sentetik testlerde puanlar fark yaratabiliyor. Antutu'ya geldiğimizde de biri 654 bin puan alırken Mionte. Mionte burada s de 636, 636 bin. bin. Bak değişti burada gördün mü? Aynen, yani birinde fark. diğeri düşüktü, diğerinde diğeri yüksek falan gibi böyle değişebiliyor. Peki Geekbench'e bakalım. Tek çekirdek ve çoklu çekirdek skorlarına. Bak burada güzel fark var. %10'luk evet. neredeyse fark var çoklu çekirdekte. Aynen. Tek çekirdekte Mi 10T 93 puan almış, Samsung S20 FE 891. Çoklu çekirdekte Mi 10T 3.348 puan almış, S20 FE de 3028 puan almış yani %10'luk fark var burada güzel fark atmış. Aynen burada Mi 10T'nin bir farkı var ama dediğimiz gibi bu fark bile günlük hayattaki kullanıma etki etmeyecek bir Etmez. şekilde yani ben. Ya, Mi T biraz daha ben oyuncu telefonu gibi görüyorum ya. Ya yani evet biraz daha ona yakın gibi ama hani böyle böyle işte ebatlı biraz daha böyle etli bir cihaz biraz daha böyle performans yönlü özellikle fiyat performans kısmında öyleydi en azından Snapdragon versiyonu çıkana kadar S20 FE'nin. O yüzden oyuncu telefonu olarak böyle nitelendirebiliriz. Bir de pil tarafında da önemli yenilik daha doğrusu yenilikten kastım bu kalınlığının da verdiği bir etki olarak o 5000 mAh'ın da etkisi var oyuncu telefonu dememizde. Çünkü ben kullandığımda yaptığımız karşılaştırmalarda falan hani pili gerçekten güzel gidiyordu. Yani IPS falan diyoruz evet güzel ama 5000 mAh'ın bence hakkını veren bir bataryası vardı. Bir de bir Xiaomi standardı olarak artık 33 Watt hızlı şarj var yani. Heh, yani bir de öyle bir şey var. Burada ise 15 wattlık kutudan çıkan hızlı mı hızlı? hızlı olmayan bir şarj aleti var. Ya benim için hızlı şarj 18 watt'tan aşağı olmamalı. Ya. Yani onun aşağısını ben hızlı şarj olarak adlandırmak daha yani istemem Orta seviyede yani. bile 18 watt'ı görüyoruz Giriş yani. segmentinde falan görüyoruz. Tabii görüyoruz yani ama burada 25 watt'lık destek var. Ekstra satın almak istiyorsanız özellikle Samsung'dan en son baktığımızda 270 lira gibi bir meblası vardı. Tabii ki 3. parti satıcılardan da alabilirsiniz o şarj aletlerini, hızlı şarj aletlerini. Ama dediğim gibi Batarya konusunda burada kesinlikle Mi önde yani IPS ekran olmasını tamam bir kenara bıraktım fiziken zaten bir büyüklüğü var ve sonrasında da fizikende bir hızlı şarj farkı da var burada 33 watt'a 25W watt diyeyim yine en azından ama dolum kısmında aynılar ben onu fark ettim yani Samsung e, nasıl yapıyor bilmiyorum ama 15 watt veya 25 wattta bile sunduğu değer gerçekten güzel olabiliyor ben onu yani fark ettim testlerde yaptığımda şeydir verimli dolduruyordur böyle gayet rahat dolduruyordur yani... Burada %80'den sonra hani işte yavaşlıyor ya şarj. Hı hı. Belki de burada Samsung öyle bir çalışma yaptı ki yani o 80'i daha hızlı şarj edip ama atıyorum da bataryayı da koruyarak bir şekilde de yapmış olabilir. Yani tabii şimdi mesela Renault 4 Pro'da 65 hızlı şarj kullanıyorsun ama hı hı. bir noktadan sonra verimi düşmeye başlıyor. E hızlı yani 30 dakikada fullerken 45 dakikada fullemeye başlıyor. Tabii bataryayı Bir kormayla. müddet vakit geçtikten sonra. Çünkü batarya artık hani ya belki var ya hani onu 18 watt'lık şarj aletiyle kullansan o batarya senin için daha uzun ömürlü olacak Hı, ama muhtemelen. Şimdi o 65 watt'ı da ya 65 watt'ı da ya ne oluyor artık o pilin lityum iyon pilin içindeki hücrelerde yalama oluyor artık Tabii yani bir yerden sonra. Başlıyor yani ama dediğim gibi bu konuda e, Mionte önde yani batarya konusunda gün boyu hangisi daha iyi götürecek diye sorarsanız burada mi 10T bence önde. O da ben de buradayım dedi zaten. Evet. Hak <laughs> verildi. sesi geldi. Ama normal Esir'in F'ye de bence günü çıkaracak bir performansla, batarya performansına sahip. Onu da hiç böyle yabana atmıyorum diye düşünüyorum ve kamera konusunda buradan giriş yapmak istiyorum. Yani Kamerada Esir mi FE ya? Evet yani. Ya şunu net, net bir şekilde söyleyeceğim. Çünkü Mi 10T ve Mi 10T Pro ilk çıktığında bizim beklentimiz çok yüksekti. Evet. Böyle müthiş bir kamera bekliyorduk. <laughs> Ofise geldi, kullanmaya başladık, fotoğraflar çektik şu bu. Ya dedik bu böyle olmayacak. bizim bunları GCam falan yüklememiz lazım. Çünkü kurtarmıyor dedik yani. Evet. 100 mesela Mion Pro için konuşurum ya 108 megapiksel buysa kalsın dedik yani. Yani çok böyle şey yapamadık. Ha nesi güzel Mion T'nin ve Mion T Pro'nun mesela. Abi çok güzel modlar var. Çok, böyle Cyberpunk'lar mı yaparsın. Buzul çağır, i̇şte aynen böyle geceyi maviye mi çevirirsin. Altın, altın rengi bir şey var. Altın renginin ya müthiş. Modları, modları var yani. O yıldızlı gökyüzüler falan böyle gerçekten hani Xiaomi o konuda çalışmış yani yazılım Ama kamera ben düz konusunda. Düz adamım, düz fotoğraf çekeceğim dersen o zaman S20 FE. Ya bir de şöyle bir fark var şimdi fiyatlarına baktığımızda ben en son kontrol ettiğimde aralarında böyle 200 lira falan var. 100 lira yani? bile aynı oynuyor oynuyor yani. yani. Aynen öyle. O civarda bir fark vardı. Şimdi bir tarafta kamera gerçekten çok güzel ve OIS var. Bir tarafta da aslında kamera güzel ama OIS yok. Burada eksikliği hissediyorsunuz. Orada da Mi 10T Pro versiyonuna kaymanız gerekiyor. Onun da fiyatı çok absürt fiyat yata çıktı böyle nedense baktım ya, ben. Ya, Neon Pro zaten bir ara stok problemi de vardı. <laughs> <bu tarafta. gülüyor> yani öyle bir problem vardı. Hatta ben video da çekmiştim. Beklemeyin. Alın fotoğraf kıyaslaması yapmıştım <laughs> burada. E, tamam bir tarafta burada burada da Sony'nin lensini kullanıyor. Daha daha doğrusu sensörünü kullanıyor. Bu tarafta yani 108 megapiksellik Pro'da da orada HM2 sensörünü kullanıyordu evet. burada. Yani arasında çok ufak farklar vardı ama ben nedense 10T'nin çektiği fotoğrafları daha çok beğenmiştim arasında. Ama bu ikisi arasındaki fotoğraf farkında Samsung biraz daha yazılımının kalitesini gösteriyor. Galiba yani. evet o donanımla daha uyumlu çalışan evet. bir yazılıma sahip onlar. Yani yazılım tarafında iyiler. Özellikle evet. yani arayüz tarafına da gelelim adam yazılımdan konuyu açtık. Ya yani One UI bence... MIUI çok daha ötesinde yani yani One UI Samsung'un kesinlikle tamam oldu bu stabil dediğimiz bir arayüz oldu. Hani MIUI böyle nasıl diyeyim artık bırakmalı hani biraz daha. He. Ya yok öyle değil. Biraz daha geliştirmeye açık ama bunu kendileri de kabul etti zaten. Yani biz yazılım departmanımıza yeteri kadar yatırım yapmadık. Bundan sonrası için yapacağız dediler. Hı hı. Ya ben açıkçası Xiaomi tarafının MIUI'da gerekli ilerlemeyi bir süre sonra kat edeceğini evet. düşünüyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı var. Ya ben çok pozitif bakıyorum bu noktada Xiaomi'ye. Hmm. Keşke ee, ben de kendileri de, de bunu olsam. kabul ettikleri için hani içim gönlüm de rahat. Yani şey çıkıp şey diyen bir sonuçta markadan bahsetmiyoruz. Hı -hı. Yok bizim yazılımımız gayet iyi diyen bir Hı -hı. değil. Şirketten bahsetmiyoruz sonuçta. Hı -hı. Ya kendileri de kabul ettiler çünkü biz yeteri kadar para kaynak ayırmadık yazılım tarafına ama bundan Doğru. sonra ayıracağız dediler. Benim de bu yönden ümidim tam Xiaomi'ye güveniyorum bu yönde. Umarım en kısa zamanda da zaten yazılım konusunda daha da ileriye giderler. Yani ben de şunu düşünüyorum burada. Samsung tarafı nasıl TouchWiz'den Vanyo'ya atladı, oradaki TouchWiz'deki hataları giderdi, Vanyo'ya geçti, çok güzel bir arayüz yaptı. Aynısını da Xiaomi tarafında bekliyorum. Abi kopyala, direkt kopyala bak. Hiçbir şey yapma. Bırak Yok ya, Mi kopyalamasınlar. Zaten bütün cihazlar birbirine benzemeye başladı. Bir de ara yüz birbirine çok benzerse bilmiyorum. çok sıkıcı bir yer alır yani. yani bilmiyorum Bence kendi yolundan yürüsün. Ben özgün MIUI'yi bile daha böyle One UI'ya benzer çakma bir One UI'ya tercih ederim yani. Özgün haliyle MIUI benim gözümde dahildir yani. Bence de akıcı bir arayüzün birbiriyle aynı olmasında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yani ben mesela burada Realme, OnePlus, Oppo'nun ve Vivo'nun neredeyse yazılımları aynı böyle. Ya çünkü. elime alacağım sonra diyeceğim ben Samsung mu kullanıyorum diyeceğim. <laughs> ama kullandığım telefon Xiaomi yani ben istemem öyle şey özgün olsun. Son <laughs> olarak ses konusuna bakalım şimdi. Burada hangi tarafı sessem diye ben çok düşündüm ama böyle bir karar veremedim. Yani ikisi de çok güzel stereosu var onu bir konu evet, etmek lazım. Var evet. Yani. Ama şeyin de payı var evet. hani mesela Gülşen hep şikayet ettiği var ya işte titriyor, titriyor falan. Titriyor <laughs> yani. evet yani. Miyon T'de kalın, kalın olduğu, olduğu için orada sesi için bayağı bir kanal boşluğu var. Evet. O zaman da haliyle güzel ses alıyorsun evet. yani. Ama Samsung'un da burada yabana atıştıklar. yabana hiç atmak istemiyorum çünkü gerçekten Samsung ses tarafında en azından i̇yi. donanım Hakkı bazında böyle. evet, bayağı iyi oluyor. Güzel şöyle. sesi var Samsung'ların S20 yani falan. Ses yani ses konusunda ikisini de alsanız da bir şüpheniz içinizde böyle bir şey Aynen. kalmayacaktır, öyle söyleyeyim ben. Yani A, A52 ve A72'de de mesela çok güzel hoparlör evet, vardı yani. Çok güzeldi, gerçekten. Yani Samsung son cihazlarında böyle ses olayını iyi çözdü. Ha Mesela kim... Beğenmiyorum mesela kimi beğenmiyorum ses tarafından. Mesela Oppo'yu beğenemiyorum yani. yani. Sürekli bir tek hoparlör. Mono. Yani <laughs> i̇şte sesi sen çıkmıyor falan. Yani. Aynen yani en azından Samsung özeniyor. Bak orta sınıfa bile koyuyor. esirme 20 de var. Evet, evet. Xiaomi tarafı özeniyor. Giriş segmentine bile yeri geliyor. Evet ya. Stereo koyuyor. Yani şöyle düşünüyorum Xiaomi tarafında. Hadi Poco'yu içine katacağım burada. Poco M3'de de mesela. Yani evet. Yani 2400-2500 liralık cihazında da bile stereo operatörü sunabiliyor. Yok beğeniyor. şimdi 2400'lük cihazı kalmadı Poco'nun da. Ya kalmadı. Yani M3'ü 3000 liraya satıyor şu, lanet olsun ama. Şu an Poco böyle hani yükseliyor ya böyle marka değerine yükseliyor. Ya, o kadar ya. da değil Hani düşmedik ya falan şey, diyor ama. Ya şey sanırsın şey böyle bir hisse senedi almışım Poco'dan böyle. <laughs> Ama dediğimiz gibi güzel sesleri var iki telefonda içiniz rahat olabilir deyip videoyu artık sonlandıralım. Siz ne düşünüyorsunuz bu iki cihaz hakkında? Yani ben toplam skor olarak baktığımda sanki biraz da Samsung tarafına kaymış gibiyim. Ben de tercihimi Samsung'dan yana kullanacağım. O da yani Mi T'nin kalaslığından yani bak şu olsa kabul ederim. 2000-3000'lik cihaz olsa kabul ederim ama Hı. Ya sen artık Amiral Games düzeyinde bir cihazsın. Bu kadar kalın olma. Bence yani. De. Hani kalın cihaz ama ucuz falan deyip hani yedirebiliyorduk. Bunda olmaz abi. O yüzden esirme efi ya kesinlikle. Bir de çok ufak bir anekdot da ekleyeceğim. Şimdi biz bunu Mi 11T değil de artık Xiaomi 11T ailesi çıktıktan sonra bir gün sonra çekiyoruz bu videoyu zaten. Ülkemize geldikten sonraki fiyatını çok merak ediyorum ben 10T'nin. Biraz zamanı var mı 11T'nin? Evet, Biraz yani, gecikecek, gecikecek gibi, gözüküyor. gibi gözüküyor. Ama geldiğinde fiyatı böyle gerçekten güzel bir şekilde düşerse o zaman böyle fiyat performans oranı bayağı yükselmiş bir cihaz olarak karşımıza çıkacaktır. Olabilir. Ama şu da var. 5 gli cihazların hiçbirini ben daha şimdiye kadar fiyat performans olarak pek göremedim. Poco F3 hariç. Evet, aynen öyle. Bu öyle arada değil. Öyle bir detay da var. diye. Yani 5G'li cihaz dedin mi fiyat performansının dışına çıkıyor. Çünkü gereksiz yere sırf 5G için 500 lira fazla vermiş oluyorsun. Ya o zaman hmm. da... İşte bak burada da yok mesela yani. Evet böylelikle videomuzun sonuna geldim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında iki telefon hakkında da yorumlarınızı yazabilirsiniz. İkisinden birini de kullanıyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Belki almak istiyorsanız da size yoruma Hatta yazabilirsiniz. Hatta bize link bırakalım zaten aşağıya. Yani aynen zaten aşağıda satın alma linklerini. Amme hizmeti. Aynen aynen satın alma linklerini bırakırız orayı deyip videoyu noktalayalım. Bir sonraki videolarda bir sonraki karşılaştırma videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay Hoşçakalın. Bye bye.